Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bugünkü videomuzda petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüşü ve piyasalara nasıl etkisi olacağını konuşacağız. İlk olarak bu petrol fiyatlarındaki düşüş neden oldu? Az çok aslında çoğunuz biliyor, koronavirüs sebebiyle dünya piyasalarında tüketim azaldı, üretim de azaldı. Dolayısıyla petrol olan ihtiyaç azaldığı için düşüşler oldu. Ancak nasıl eksi fiyatlara geldi, onu anlamakta belki zorluk çekiyorsunuzdur diye hem onu anlatmak istedim, hem de piyasaları nasıl etkisi olacak onları tartışalım istedim. Öncelikle arkadaşlar, petrolün bir çıkarma maliyeti var. Onları size göstermek istiyorum. Burada İngiltere'nin dolar çıkarma maliyeti varil başına 52 dolarmış. Amerika'nın 36 dolarmış. Çin'in 30 dolarmış. Rusya'nın 17 dolar. İran 10 dolar, Suudi Arabistan 9,9 dolar. Kuveyt'in de en düşük gözüküyor şu an, 8,5 dolarmış. Ayrıca bir sürü prosesten geçiyor. Burada bir sürü kimyasal ve fiziksel işlemden geçtikten sonra petrol farklı türevlere ayrılıyor. Bunların da her birinin farklı maliyetleri var tabii. Bunlar oluşurken hem paketleme hem taşıma hem de ayrıca işçilik maliyetleri de var. Bunların her biri maliyet. Dolayısıyla siz üretim ve tüketim olmazsa dünyada bu üretim fiyatlarının altına gelince mecburen fiyatları düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Peki nasıl eksi fiyatlar oluştu? Eksi fiyat demek petrol alıyorsunuz, üzerine para veriyor. Yani bu nasıl olabiliyor diye aklınız almıyor olabilir. Bu aslında opsiyonla bir yatırımdan kaynaklanıyor. Bir yatırımcının Ocak-Şubat aylarında 30-35 dolar olacağını düşünen bir yatırımcının petrol üreticisiyle yaptığı bir anlaşmadan kaynaklanıyor, opsiyon anlaşmasıyla. Yani şöyle diyor: Ocak-Şubat'ta ben senden şu kadar varil petrol alacağım diyor. Ne zaman diyor? 19 Nisan sonunda alacağım diyor. Ne kadara diyor? Şu kadar fiyata diyor. 20 dolara anlaşıyorlar. O zaman da diyor ki ben 35 dolara çıkar, 25 dolara alırım ben bunu, 10 dolar da cebime atarım diye düşünüyor. Ancak işler öyle gitmedi. Tam tersine 20 25 dolarların altına fiyat görmeye başlayınca bu opsiyonu yapan yatırımcı zarar ettiğini düşünüyor ve panikle işlemlerin son günde de kapatmaya çalışıyor. Ancak bu durumda petrol üreticisi de zor duruma düşüyor. Nasıl zor duruma düşüyor derseniz, petrol üretim o kadar yüksekti ki OPEC üretimleri kısmadığı için depolarda yer kalmadı. Üretim ve tüketim de olmayınca depolama maliyeti demeyin. Depolamada hem petrol çok büyük hacim kaplıyor birim maliyetine göre, hacim maliyetine göre, hem de bir depolamanın maliyeti var. Bakımı olsun, ağırlığı olsun, orada işçi çalışıyorsunuz, depoları kontrol ediyorlar gibi gibi. Bunlar da önemli olduğu için üretici de, petrol üreticisi de petrolü satmak istiyor bir yandan. Dolayısıyla dün öyle bir duruma geldiler ki siz dolar alın, pardon, siz petrolü alın, ben üzerine 40 dolar, eksi 37 dolar fiyatlar oluştu, eksi 50 dolar hatta fiyatlar oluştu. Siz petrolü alın, ben de üzerine para ödeyeceğim manasına getirdi. Peki arkadaşlar, neden üretmeye kesmiyor, muslukları kapatmıyor derseniz, o da şöyle: hemen pompalara koyup petrol kullanım pompası açıp kapanacak bir şey değil. Çünkü açıp kapatmak da bir maliyet. Dolayısıyla sürekli bir üretimin akması gerekiyor. Onu da boş akıtacak değiller. En azından ben onu satayım diye düşünüyorlar. Boşa gitmesin diye üzerinde para veriyorlar. Yarınki aslında bu çok uzun vadeli değil bu opsiyonlar. Yarın için örneğin 37 dolar para veriyorlar sizin varinizin başına. Öyle bir durum oluştu. Şu an zaten tekrar fiyatlar biraz yükseldi. Eksi 2 dolarlarda şu an gördüğüm kadarıyla. Bu fiyatların tekrar normale dönmesi için dünyadaki tüketim ve üretimin artması, daha sonra talep artmasıyla beraber fiyatların da yükseleceği belirtiliyor. Trump da bunu söyledi. Yaklaşık 2-3 ay sonra petrol fiyatları yine 25 dolarlara çıkacağını söyledi. Ben bu videoyu yazmadan önce Trump bir tweet attı. Tweette petrol üreticilerini asla yalnız bırakmayacağız, onları destekleyeceğiz, İflas etmeyle engel olacağız dediler. Bu ne demek? Borsayı falan etkilememesi için petrol şirketlerinin batmasına izin vermeyecek gibi gözüküyor Trump. Ben dün akşam 12.30'da bu olaylar
gerçekleşirken sizleri uyarmak istedim. Yarın petroldeki bu düşüşün piyasa etkisi ne olur konusunda bir teknik analiz ve temel analiz videosu yapacağım. Bilginiz olsun diye yazmıştım. Şahsi görüşüm petroldeki düşüş borsayı aşağı, doları yukarı, altını aşağı çekecek demiştim. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Sadece kendi düşüncelerimdi bu. Nasıl düşündüm bu mantıkta? Petroldeki düşüş petrol şirketlerini batıracağı için Amerika'daki borsaları aşağı çekecek. Dolayısıyla bizim de ülkemizdeki borsaları gelişmekte olan ülkeleri aşağı çekecektir diye düşündüm. İflas eden şirketler para ihtiyaçları olacağı için doları rezerv paranın dolar olması sebebiyle dolara olan talep artacaktır diye düşünmüştüm. Ayrıca iflas eden şirketler veya iflas edebilecek şirketler nakit ihtiyacı arayacaktır. Bunu da eğer ellerinde altın varsa onları satıp geçen haftaki gibi, 2 hafta önceki gibi altının sert düşüş yapmasına sebep olabilir. Şu an tabii ki öyle bir şey yok ama eğer bu işler ciddileşir, petrol şirketleri batmaya başlarsa eğer ellerinde altın varsa onları satacaklardır arkadaşlar. Ve bu da altın ons fiyatlarında düşüş olacaktır diye düşündüm. O şekilde arkadaşlar şöyle bir teknik olarak da bakarsak petrol aylık grafikte Brent petrol grafiği arkadaşlar bu. 140 dolarlardan aşağı doğru bir gelen bir düşüş formasyonu var. Burada aşağıdan da dün akşam saatlerinde de yazmıştım bunu. Eğer 20 doların altı olursa daha aşağıda 16 dolar, 17 dolar seviyesi var. Onun da altında 9,5-10 dolar seviyesi var demiştim. Ancak şu an 9,5-10 dolar seviyesi biraz uzak gözüküyor. 16 dolarlar, 15 dolarlar, 17 dolarlar hatta oralarda tutunabilir gibi gözüküyor. Tabii ileride ne olacak? Bunu zaman gösterecek. Amerika'nın politikası gösterecek. Trump'ın davranışları gösterecek. Petrol fiyatları burada tabii bir sürü komplo teorisi var. Rusya mı bunu planlıyor? Suudi Arabistan mı beraber planlıyorlar? OPEC petrol fiyatlarını tekrar yükseltmek için üretimi kısacak mı? Bir sürü parametre var. Biz tabii sonucu burada tartışıyoruz. Eğer petrol fiyatları düşerse bence borsa fiyatları düşecek, altın fiyatları düşecek, dolar TL artacak diye düşünüyorum. Dünyada bakalım gelişmeleri inceleyeceğiz tekrardan. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.